Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda size YouTube kapak resmi hazırlamayı göstereceğim. Bunu arkadaşlar biliyorsunuz, internette kapak resimleriyle ilgili bir dünya template, yani hazır görseller var. Tabii ki kendiniz hazırlamayı bilmiyorsanız bu template'leri de kullanabilirsiniz ama benim size tavsiyem kendi kapak fotoğrafınızı kendiniz hazırlamanız. Bu sayede size özgü bir şey olacak ve daha özel bir şey olacaktır. Yapımı birazcık zor ama bazı teknikleri kullanarak, özellikle benim bu hazırladığım videodan sonra sizin için yapması biraz daha kolay olacaktır. Yani hiç bilmeyenler için söylüyorum. Tabii ki Photoshop bilgileri olanlar YouTube kapak görselini hazırlamakta zorlanmayacaktır. Ama hiç bilmeyen arkadaşlarım için anlatıyorum bu dersi. Ben sizin için böyle güzel bir görsel hazırladım arkadaşlar. Bunu açıklamalarda paylaşacağım zaten dosyasını. Burada YouTube kapak fotoğrafının en güncel halinin görsel değerleri mevcut. Yani buraya baktığımız zaman en başta TV diyor. Yani televizyonlarda, herhangi bir televizyondan, akıllı televizyondan sizin YouTube kanalınıza girildiğinde görülecek alan bu ekranın tamamı. Yani 2560'a 1440 piksel. Bu zaten şu an YouTube kapak görselinin bizden istediği boyuttur. Yani fotoğrafımızın mutlaka 2560'a 1440 piksel olması gerekiyor en başta. Yani büyük fotoğrafın. Onun altına geldiğimiz zaman masaüstü diyoruz. Yani bilgisayarlarda görülecek alan 2560'a 423 piksel. Yani 2560 yükseklik değişmiyor. Pardon, en değişmiyor ama yükseklik 423'e kadar düşüyor. Yani bu şu daracık kısımda görülecek olan alan anlamına geliyor. Burada tablet dedik, 1855'e 423 piksel. Tablette yanlardan da biraz daralıyor. Yine 423 pikselde, 423 değişmiyor. Ve mobil. Mobile bir değer vermedik çünkü arkadaşlar burada bütün cihazlarda görülecek alan yazdım gördüğünüz gibi. Bunun boyutu 1546'ya 423 piksel. Yani bu ekran çözünürlüğünde bütün cihazlarda görünür demek oluyor bu. Bütün cihazlara mobil de giriyor. Eğer mobilde de görünmesini istiyorsak bu alan içerisinde resmimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Tutup da resmimizde görülmesini istediğimiz şeklin veya yazının şu kenar kısımlarına koyarsak mobil platformlarda görülmeyecektir. Bu anlama geliyor bu. Güvenli alanın küçültülmüş hali dedim zaten buraya. Evet, ölçülerimiz bu arkadaşlar. Bu şablonun üzerine istediğimiz gibi kendi görsellerimizi ekleyerek, şimdi nasıl yapabileceğinizi de göstereceğim. Vaktim olsaydı bunları layer layer hepsini ayıracaktım ama bu şekilde de zaten yapması kolay olacağı için çok da fazla ayrıntıya girmedim. Hemen şimdi nasıl yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken şey, TV platformları için 2560'a 1440 piksel bir ana görsel bulmak. Bunu da Google'a girip Google görsellerden 2560x1440 yazarsanız karşınıza binlerce, milyonlarca görsel çıkacaktır. Bunlardan herhangi birisini kullanabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de oluşturabilirsiniz. İsterseniz düz bir renk de kullanabilirsiniz. Bu TV platformu olduğu için internette, yani kendi kanalınızda, mesela benimkini de göstereyim bu arada. Evet, kapak fotoğrafım bu şekilde benim. Burada görülecek kısım şu anda seçtiğimiz kısım değil. Şu anda seçtiğimiz kısım TV platformlarında, yani şu beyaz olan kısımlarda, aslında görünmeyen kısımlarda olan fotoğrafı seçiyoruz. O yüzden çok böyle patlamalı çatlamalı, çok böyle karışık bir şey seçmenize gerek yok. Benim tavsiyem TV platformu için görselinizi mutlaka minimal bir şey seçmeniz ya da böyle solgun bir şey seçmeniz. Düz renklerden veya düz desenlerden yola çıkmanız. Mesela şu uygun. Burada bir tahta deseni var arkadaşlar. Ya da şu veya şu, birkaç tane açalım örnek kendimize. Demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Sadece minimal bir şey seçiyoruz. Çünkü sadece televizyonlarda görüntülenecek bir şey bu. Seçtiklerimizden birkaç tanesine bakalım. Evet. Şu mesela benim hoşuma gitti. Bunu büyütüyorum. Resmi farklı kaydediyorum. Masa üstüne alıyorum. Buradan da programımı alıyorum. Buradan da kompozisyonumun içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tam olarak ölçüleri tuttuğu için kenarları birebir uydu. Şimdi tabii bunu sağ tıklayıp Blending Options'tan
buradaki opasitesini düşürüyoruz arkadaşlar. Böylelikle arka plandaki yazıları da tekrar görebileceğiz. Şimdi bu karanlığın masa üstümüz, yani TV platformuna görülecek olan kısmı olduğunu artık biliyoruz. Şimdi bunu soyutlamamız gerekiyor. Seçim aracını alıyoruz. Şu kısmı, masaüstü tablet ve mobil görsellerini içeren kısmı seçiyoruz ve delete tuşuna basıyoruz. Böylelikle büyük görselimizden orayı silmiş oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey masaüstü tablet ve mobil için görüntülenme kısmını artık şekillendirmek kendi zevkimize göre. Bir yazı yazabilirsiniz veya bir görsel sunabilirsiniz. İşte benim örneğimden yola çıkalım mesela benim kanalımdaki. Burada kendi fotoğrafım var. Burada partnerim Giza Network. Burada da işte sloganım var. İzle, öğren, eğlen şeklinde. Bunu tamamen kendi zevkinize göre burada artık hazırlayacaksınız. Şimdi bunun için tabii ki bir örnek yapalım yine. Evet, şimdi kendi bilgisayarımdaki duvar kağıdı arşivinden bir görsel arıyorum. Bu kısma yerleştirmek için. Seçtik bunu. İçeriye aktardık. Oldukça büyük bir görsel. Bunu küçültmem gerekiyor. Ctrl T tuşuyla bu şekilde yanlardan küçültüyorum. Biraz enine doğru genişletelim. Şöyle. Evet. Bu şekilde oturtuyorum içine. Tekrar arkadaşlar Blending Options'a gelip opasitesini düşürüyorum. Ve böylece arkamdaki görsel şablonumun ölçülerine tekrar ulaşabiliyorum. Ve fazla gelen kısımlarını seçim aracıyla seçip Delete tuşuyla siliyorum. Mantığını anlamışsınızdır arkadaşlar şu anda. Evet. Şimdi tekrardan opasitesini eski haline getirdiğim zaman gördüğünüz gibi artık bu kısım normal masaüstü bilgisayarlarda, tabletlerde, mobillerde görülecek kısım artık burası. Ama tabii biz çalışmaya devam etmek için opasitesini tekrar düşürüyoruz. Arkadaki kısımları, şablonları, alanları sürekli görmemiz gerekiyor çünkü. Şöyle ufacık geliştirmem gerekiyor galiba. Evet. Biraz da yukarı. Tamam. Şimdi arkadaşlar yazımızı ve şeklimizi şu bütün cihazlarda görülecek alan diye belirttiğim kısma koymamız gerekiyor. Bunun için mesela kapak fotoğrafımızda bir şekil olmasını istiyoruz. Bir PNG görsel bulalım. Mesela ne bulalım? Batman PNG diyelim. Aklıma ilk bu geldi nedense. Batman'in PNG halini mesela seçiyorum. PNG olması gerekiyor çünkü beyaz kısımlarının görünmemesi gerekiyor koyduğumuz zaman. Evet, güzel de bir PNG bulduk. Bunu masa üstüne kaydettik. Ve programımızın içerisine aktardık. Sürükledik, bıraktık. Şimdi boyutunu ayarlayacağız. Ctrl T tuşuyla seçiyorum. Ve boyutunu ayarlıyorum. Bunu bir alt layer'a getirirsem, evet, daha uygun olacaktır. İstersek arkadaşlar, mesela bu Batman'in burada görünmesini istiyoruz. Şu kadar kısmının görünmesini istiyoruz. Bunu seçelim. İstersek arta kalan kısımlarını silmeyebiliriz de. Yine de sonuçta masa üstünde bu alan görünecektir. Ama eğer televizyonlarda da nasıl görüneceğini umursuyorsanız, televizyonlarda çok fazla YouTube izleyen yok ama yine de mükemmelliyetçiyseniz eğer fazlalıklarını da silebilirsiniz. Şuradan ben mesela şurayı siliyorum. Evet. Batman'imizi de yerleştirdik. Onu tekrar üst katmana alıyoruz. Ve artık son bir şey kaldı. Yazı yazmak. Yazımı da hemen görüntülenebilecek alana, buraya da Batman diyelim sadece. Ctrl A ile seçelim. 72, hatta daha da büyük bir fontta, şöyle bir fontta yazalım. Punto da, pardon. Güzel de bir font bulalım şimdi ona.
Güzelmiş aslında ya. Hiç değiştirmeye gerek yok. Bu kalsın. Birazcık daha büyütelim. Evet. Batman dedik. Yazımızın rengini seçelim. Yazımızın rengi mavi olsun. Biraz koyu mavi olsun. Evet. Blending Options'tan Drop Shadow uyguladık. Tamam dedik. Yazımızı layer haline getirmek için üzerine kalemle bir kere vuruyoruz. Bu uyarıyı veriyor. Okey diyoruz. Ve layer'a dönüşüyor. Layer'a dönüştükten sonra bir iki süsleme yapacağım. Parlatma aracını Dutch Tool'u alıyorum. Üstlerini parlatıyorum yazının bu şekilde. Bir kısım daha parlatıyorum. Ve bir kısım daha. Evet, böyle güzel bir efekt oluşturdum. Evet, şu anda her şeyimiz hazır. Tabii ki ben kısa yoldan yani göstermem gereken şeyleri gösterdim. Siz artık üstüne dilediğiniz kadar ayrıntı, dilediğiniz kadar şekil, resim, yazı, görsel, gölge, efekt, ışık her şeyi yapabilirsiniz. Önemli olan bu ölçüler, bu ölçülere dikkat ederek yapmanız. Yani bu ölçülerin dışına çıkmadığınız sürece tam olarak mükemmel bir şekilde oturmuş olacaktır. Bunu kapak görseli olarak seçtiğiniz zaman. Şimdi artık bu görseli kaldırıyoruz. Yerine şunu koyuyoruz. Tekrar bunların opasitelerini %100'e getiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu da %100'e getiriyorum. Bu zaten %100'deydi. Evet, yazım da %100'de. Şu anda bu bitmiş hali arkadaşlar. Eğer bunu ben kapak fotoğrafı olarak seçersem YouTube'dan, bu kısım, hemen şu seçim aracıyla göstereyim size. Şu kısımlar televizyonda görülecek alanlardır. Şu kısımlar masaüstü bilgisayarlarda görülecek alanlardır. Şu kısım tablet. Şu kısım da bütün cihazlarda görülecek alan. Artık mükemmel bir şekilde kapak fotoğrafımızı oluşturmuş olduk. Tabii ki ben böyle ezbere tamamen Google'dan aldığım görseller üzerine karman çorman bir şey yaptım. Siz bunun çok çok daha iyilerini yapacaksınızdır. Hatta yaptığınız çalışmaları yorum bölümünde benimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Check it out.